Durum şu şekilde. Henüz doğmadınız fakat aileniz neye benzeyeceğinizi çoktan biliyor. 3021 yılındayız ve DNA teknolojisi o kadar ilerlemiş ki insanları önceden programlayabiliyorlar. Göz rengi, saç, yüz ve burun şekli, dudaklar, parmak uzunluğu, vücut yapısı gibi birçok özelliği açılır menülerden seçebiliyorsunuz. Tıpkı bir oyunda kendi karakterinizi oluşturur gibi. Herkes harika görünüyor. Artık ne diyet var ne de spor. Herkesin sağlıklı bir bedeni var. Tek gerekense biraz gen değişimi ve milyonlarca nanorobotun bulunduğu bir sıvı. Biyomühendislik ve medikal teknolojiler sayesinde insanlar beden ve zihinlerini istedikleri zaman değiştirebiliyorlar. İleri seviye işitme gücü mü istiyorsunuz? Tamamdır. Artık odanın diğer ucundaki bir sineğin bacaklarını birbirine sürtme sesini bile duyabilirsiniz. Nanorobotlar sayesinde gözlerinizi bir dürbüne çevirebilir ve yüzlerce kez yakınlaştırma yapabilirsiniz. 160. kattaki dairenizden zemin kattaki bir ambalaj kağıdında yazan besin değerlerini okuyabilirsiniz. Keskin görüş bu olsa gerek. Yüksekten atlayıp hiçbir şey olmadan yere inmek mi istiyorsunuz? Nanorobotlar sayesinde bu da mümkün. Kas ve kemiklerinizi kaplayan milyonlarca nanorobot varken tek elinizle bir arabayı kaldırabilirsiniz. Süper kahramanlar artık büyük bir öneme sahip değil çünkü 3021 yılında herkes bir süper güce sahip olabiliyor. Ayrıca yeni bir meslek öğrenmek için yıllarınızı harcamaya veda edebilirsiniz. Artık iyi bir iş sahibi olmak için üniversiteye gitmenize gerek yok. İhtiyacınız olan yetenek ve bilgileri indirebilirsiniz. Tıbbi nanorobotlar beyninize girip ruh halinizi yükseltebilir. İsterseniz neşeli, öfkeli, komik ya da hüzünlü olabilirsiniz. Hepsi saniyeler içinde değişebilir. Fiziksel beyin de bilinçaltında artık bir gizem değil. Yani artık psikologlar ve psikiyatrlara ihtiyaç yok. Kişisel sorunlarınızı çözmek artık çok kolay. Gözlerinizde bulunan özel lensler bir yapay zekaya bağlı. Zihninizin bir analizini görebilirsiniz. Hatta yapay zeka size onu geliştirmek için bir strateji önerebilir. Yeterince C vitamini almazsanız bunun bildirimini alırsınız. Yeterince protein almıyorsanız yine bildirim alırsınız. Bildirimler sayesinde hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Nanorobotlar ayrıca anılarınıza erişebiliyor. Hayatınızdan istediğiniz herhangi bir bölümü dilediğinizde bir film gibi izleyebilirsiniz. Neşeli anılarınızı tüm detaylarıyla görebilir ya da artık görmek istemediğiniz şeyleri kalıcı olarak silebilirsiniz. Genetik mühendisliği sayesinde sadece insanlar değil, hayvanlar da programlanabiliyor. Bilim insanları nesli tükenmiş birçok balık, kuş ve memeliği hayata döndürdü. Hatta isterseniz kendi evcil hayvanınızı sıfırdan yetiştirebiliyorsunuz. Bu bir köpek, kedi, fil ya da bir dinozor olabilir. Eğer hayvan temizliğiyle uğraşmak istemiyorsanız robot ve evcil hayvan alabilirsiniz. Bunlar tıpkı gerçek gibi görünüp davransa da kendi kendilerine yetebilirler. 3021 yılında bedeniniz 200 yıl, zihninizse sonsuza dek yaşayabiliyor. Beyin verilerinizi buluta yükleyebiliyorsunuz. Düşünce tarzınız, alışkanlıklarınız, davranışlarınız, karakteriniz ve hatıralarınız. Kısacası tüm kişiliğiniz kodlanıp yüklenebiliyor. İsterseniz zihninizi şu an şifreleyebilir ve 189. doğum gününüzde yeni bir bedene yükleyebilirsiniz. Üstelik bu yeni bedenin gıda ve suya ihtiyacı yok. Sadece enerjiyle çalışıyor. Gelecekte kimse açlık hissetmiyor. İnsanlar galaksiler arasında rahatlıkla gezebiliyor. Bilincinizi bir bilgisayara yükleyip ziyaret etmek istediğiniz gezegendeki biyomekanik vücudunuza aktarabiliyorsunuz. Yeterince paranız varsa birkaç suni beden alıp galaksinin farklı köşelerine dağıtabilirsiniz. Tatil gününüz geldiğinde ise kendinize dilediğiniz gezegendeki bedeni yükleyip sessizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Bilincinizi boşaltıp birkaç yüzyıl sonra yeniden yüklemek isterseniz bir karar vermeniz gerekiyor. Bu süreçte uzun bir rüyada olabilirsiniz ya da sonsuz bir ağda uçabilirsiniz. Hatta isterseniz zihninizi internete koyup istediğinizi yapabilirsiniz. Bazı insanlarsa birkaç seneliğine sanal gerçekliğin içinde yaşamayı seçebiliyor, tıpkı Matrix'teki gibi. İnsanlar yardımcı sislerin sayesinde çevrelerini değiştirmeyi öğrendi. Bir insan hücresi boyutlarında bir robot düşünün. Bu robotun birkaç uzuvu var. Hem renk hem de sıcaklığını değiştirebiliyor. Üstelik diğer minik robotlarla bağ kurabiliyor. Yardımcı sisler ise bu arkadaşlardan trilyonlarcasının birleşimiyle oluşuyor. Birbirlerine kenetlenerek istediğiniz objeyi oluşturabiliyorlar. Ya da bir holograma dönüşebilirler. Video görüşmeleri için harika. Sis her şekle girebiliyor. İsterseniz bir kupa, tablo, araba, büyük bir robot ya da cansız herhangi bir şeye dönüşebiliyor.
Fakat sırf gelecekteyiz diye herkese eğlenecek değil. Bu sis teknolojisi oldukça pahalı. Sislerle evler yapılabiliyor. Sabahleyin güzel evinizde uyandığınızı düşünün. İşe giderken eviniz otomatik olarak katlanıp küçük bir çantaya dönüşebiliyor. Merhaba George Jetgill. Onunla galaksiyi dolaşabilirsiniz ve dilediğiniz bir eve dönüştürebilirsiniz. Bir gün daha büyük bir mutfak, farklı mobilyalar, çatı katında bir yüzme havuzu ya da evinizin içinde bir kaydırak isterseniz hiç sorun değil. Evinizin içi de eskisinden çok farklı. Artık hiçbir şeyi temizlemeniz gerekmiyor. Kir, toz ve lekelerin hepsini nanorobotlar hallediyor. Hüzünlü bir film izlerken gözyaşlarına boğuluyorsunuz, kağıt mendile gözyaşlarınızı silip omzunuzun üzerinden atıyorsunuz. Mendilin düşeceği yerde yardımcı sisiniz devreye girip küçük bir çöp kovasına dönüşüyor ve onu yakalıyor. Daha sonra mutfağa gidip çöpü döküyor. Film sonrası bir atıştırmalığa ne dersiniz? Yüzyıllardır pizza dronları sokaklarda dolaşıyor. Hatta bir noktada işler çok tuhaf bir hal almıştı. O kadar fazla drone vardı ki ya birbirleriyle ya da kuşlarla çarpışıyorlardı. Şimdi ise lenslerinizden bir sandviç ya da makarna siparişi verdiğinizde yemeğiniz 3 boyutlu olarak basılıyor. Dünyanın doğal kaynakları tükenmeye başladığında insanlar Ay ve Mars'ı kolonileştirdi. Sonra ise çığır açan bir keşif yapıldı. Termonükleer motor sayesinde atomik yer değiştirme gerçekleştirildi. Buna kısacası ışınlanma diyebiliriz. İnsanlar burada şehirler, yollar, elektrik şebekeleri ve su filtreleme tesisleri kurmak için birçok yapay zekalı robot gönderdi. Sonra ise zamanla buraya yerleşmeye başladılar. Mars veya Ay'da doğanlar dünyalılardan daha farklıydı. Örneğin Mars, dünyaya oranla çok daha az gün ışığı alıyor. Bu nedenle Marslıların göz bebekleri daha büyük. Yani eğer dünyaya dönerlerse gece görüşüne sahip olduklarını söyleyebiliriz. Mars ve Ay'da doğanların kemikleri yerçekiminin az olması nedeniyle daha zayıf. Ne var ki şanslarına nanorobotlar bu eksiklerini tamamlayabiliyor. Tüm yeni keşifler beraberinde yeni risk ve tehditleri getiriyor. Bilincinizi yükleme işlemi çok ters gidebilir. Bu işlemi yaparken sizi sanal bir kafese hapsedebilecek virüs riskiyle karşılaşırsınız. Birçok saldırgan tıpkı masa üstündeki eski bir dosya gibi zihninizi birkaç tuşla silebilir. Nanorobotlar ise çok nadiren kusurlu çıkabiliyor. Vücudunuzu onarmak yerine... Evet, pek iç açıcı değil. Başka gezegenlere taşınmak çok büyük bir risk taşıyor. Mars'ta bazen 300 yıl boyunca süren kum fırtınaları yaşanabildiği için kimi şehirler terk edilmek zorunda kalıyor. Ne var ki uzay yolculuğunun riskleri hiç azalmıyor. 3021 yılında bile bilim insanlarının evrende anlayamadığı birçok güç var. Geliştirilmiş bir robotik beden aldığınızı ve onu harika bir Mars şehrine gönderdiğinizi düşünelim. Siz dünyadasınız ama bilincinizi uzaktaki bedeninize yüklüyorsunuz. Hava şartları güzel, gün batımı muazzam derken evinizin ortasına devasa bir göktaşı düşüyor. Bu tür olaylar 3021 yılında yaşanmaya devam ediyor. Günümüzdeki yaşam tarzı ise geleceğin insanlarına çok egzotik geliyor. Doğal bir bedende yaşayıp solumak, doğal yiyecekler yiyip gerçek suyla duş almak ya da bir şeyleri okuyarak öğrenmek onların ödünü patlatıyor diyebiliriz. Bir noktada insanlar zamanda yolculuk yapmayı keşfettiler fakat bu teknolojiyi hemen yasakladılar. İnsanlık resmen bir ütopyada yaşıyor. Tabii arada sırada satın almak için yıllarca uğraştığınız robot bedeninizi paramparça eden asteroid yağmurları olabiliyor. Ama o kadar da olur değil mi? İnsanlar geçmişe ya da geleceğe seyahat etmektense en sevdikleri zaman dilimlerinin sanal simülasyonlarını yaptı. En popüler simülasyon hangisi miydi? Zamanda 2021 yılına dönüp 24 saati sıradan bir insan gibi geçirmek. Güçlü kuantum bilgisayarları genlerinizi analiz ediyor, neye benzeyeceğinizi hesaplıyor ve o tarihteki sizi ortaya çıkarıyor. 1000 yıl önce yaşam çok daha basitti. Ben mi? Ben 1977'ye giderdim. Bee Gees grubuyla ve disco müziğiyle harika zaman geçirirdim.